Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Kamp 2022'deyiz. Ne kamp hocam, AYT Kampı. Bu da bizim kampımızın kapağı, nacizane Umarım beğenmişsindir. Güzel de duruyor, yakışıklı duruyor. SML Hoca Matematik kanalında sevgili gençler, hem konu anlatacağız, hem soru çözeceğiz. Şimdi, e, dilersen ben sana şöyle PDF'i ufacık bir tanıtayım. Tamam mı? Olur mu? Şöyle ben sana göstereyim. Hemen hızlı bir şekilde daha sonrasında dersimize başlayacağız. İçindekiler kısmını kitap derli toplu ve düzenli dursun diye yazdım. Sen de zaten hani 128 sayfalık bir PDF. dolayısıyla aradığını kolayca bul diye bunu yaptım. Her konudan önce bu şekilde sana ufak hatırlatmalar, ufak böyle hani hatırlatma değil, ders bağımına değil, dersten biraz kafan uzaklaşsın diye hatırlatmalar, biraz telkinler, biraz uyarılar. Ee, arkadaşlarım tamamını bu arada dizgisinde kendim yaptım. Gayet okunaklı, gayet düzgün, ee, kaliteli. Hani e, şeyden, tabletten veya bilgisayardan falan da çözmek isteyenler varsa, PDF gayet kaliteli. Ee, ne kadar yaklaşırsan yaklaş, öyle bir bozulma e, olmuyor. Ee, şimdi ikinci dereceden denklemler. Daha sonrasında eşitsizlikler, karmaşık sayı, eşitsizlikler, parabol. E, logaritma, dizi, trigonometri, tabii ki ve en sonunda limit, türev ve integral diye bitiriyoruz e, kampımızı. Toplamda 128 sayfa. Hani böyle boş sayfaları falan geçersek sevgili gençler 120 sayfaya falan düşüyor. Tabii bunların içerisinde e, sevgili arkadaşlarım neler var? Testler de var. Yani her konunun sonunda mesela sadece konu olarak ikinci dereceden denklem, karmaşık sayı ve ee, ikinci dereceden denklem, karmaşık sayı, eşitsizlik ve parabol aynen bu üç konu diyelim karmaşık sayıları da ikinci dereceden denklemlerin içerisine alabiliriz sadece bu konulardan sonra ortak bir test koydum <laughs> ve size de bu pdf'lerle alakalı ve sorularla alakalı ufak bir hatırlatma ufak bir uyarıda daha bulunuyorum şimdi mesela ikinci dereceden denklem, eşitsizlik, parabol, çalışma soruları diye bunların da tabi çözümlerini yapacağım ben kanalda ee, çok ufak bir hatırlatma sadece şu bu sorular sevgili gençler tabii ki mesela bu kaç tane soru paylaşmışım? 21 tane soru. Hocam 21 tane soruyla bu hallolur mu? Tabii ki hallolmayacaktır. Ama şöyle de bir durum var. Sizden ricam e, olacak sevgili gençler. Şimdi daha e, mesela 7 ay olmamış, 8 ay olmamış bazı videoları çekeli e, ve gerçekten çok kaliteli ve çok tarz sorular çözmüşüz. Efsane sorular çözmüşüz. Şimdi sen o videoları Yenisini bekleme. Yani girizle. Hocam kanal işte kanalda yaklaşık 1400 tane video var. Ben bunların arasından hangisi hangi birini bulayım diye uğraşma diye de ben seni testin sonunda her testin sonunda bunu yaptım. Burada e, senin işine yarayabilecek yani bu kamp için senin işine yarayabilecek bazı linkler ekledim. Yani özellikle bilgisayardan, telefondan veya tabletten artık hangisinden izliyorsan bu videoyu. PDF'i de o cihazdan açıp buradaki linke tıkladığın zaman çat diye karşına çıkacaktır. O oynatma listesi, o video oynatılmaya başlanacaktır. İşte burada XXLar soru çözümleri serisi var. Mesela bu yaklaşık olarak 2 sene önce paylaştığım bir video serisi. Bir buçuk sene önce falan. Yani 2020 YKS'liler için paylaştığım video serisi. Ve XXLar soru çözümlerinde gerçekten hani Zor olan soru çözümlerini yaptık sevgili gençler. Dolayısıyla ve hani aşağı yukarı bu ayette konuların tamamından da yaptık. Dolayısıyla bir girip bakmanı tavsiye ediyorum. Mesela 40 soru serisi var gayet beğenilen bir seri. Devamını da getirmeyi düşünüyorum. Her konudan bunu yapmayı düşünüyorum. Videoları da soruları da yenilemeyi de planlıyorum ekstradan. Buradan da bunun haberini vereyim ben sana. Mesela bu pandemi dönemlerinde geçen sene Kenan Hoca ile beraber de yaptığımız... TYT 2021 kaliteli sorular ve hızlı konu tekrarıyla bizim acil tekrarlarımız var. Bu acil tekrarları da izleyebilirsin. Hem konuyu özetliyorum hem de o konuyla alakalı yaklaşık 25 tane, 30 tane, 40 tane efsane soru çözüyorum. Hem soruları efsane çözüyorum hem sorular efsane. Tabii o ayrı bir mesele. Şimdi limit türev integral soru kampı ee, soru çözüm kampı. Mutlaka ama mutlaka izlemen lazım. Limit, türev, integralde eksiklerini kapatmak istiyorsan haberin olsun. Pandemide tam kapanma kampı. Yani bunu bir 17 günlük bir kapanma vardı. Orada yaptığımız bir kamp mesela. Bu tamamen soru çözümü. Bunu mutlaka izlemeni tavsiye ederim. Aynı format bak limit, türev, integral soru çözüm kampı dediğimiz gibi problemler kampı da yaptık. Bunu da mutlaka izlemeni tavsiye ediyorum. Ve 2020 YKS konu anlatım kampı toplamda 94 video. Yani hem TYT var hem AYT var. İçerisinde problemler de var. Bu gayet de beğenilen bir konu anlatım serisiydi. Ama diyorum ya konu anlatımlarını tekrardan yenilemek istedim. Bu sene TYT konu kampı biraz daha böyle 0-20 net arası yapan öğrenciler için ya da 0-15 net yapan öğrenciler için daha basit düzeyde anlattım. Dizgileri yetişmedi maalesef. Ama... AYT kampı sevgili gençler. Bu arada onun da haberini vereyim. Yani 20 net civarı ve 20 net üzerinde net yapanlar için bulunmaz bir nimet olacak. 30 net üstü yapan arkadaşlarım seyredebilir mi bu videoları? Tabii ki seyredebilir. Şu an çektiklerimizden bahsediyorum. Tabii ki seyredebilir. Ee, ve konuları da hani böyle baştan sağma değil detaylarıyla vereceğim. Yani biz bir sorunun içerisinde delta'yı sıfır eşitlemişiz de, eşitlemişiz de mesela Lan kardeşim bunu niye yapmışız? Bunları da anlatacağız. Yani sebepleriyle beraber. Diyoruz ki mesela ikinci dereceden denklemin maksimum iki tane kökü vardır ama niye? Mesela C1'in esas teoremi diyeceğiz. Eninci dereceden bir polinomun en fazla en tane kökü vardır muhabbetinden kaynaklı bu buradan çıkıyor diyeceğiz. Bunların sebepleriyle e, artısını, eksisini, kıyısını, köşesini, e, her şeyini sevgili gençler anlatarak bu konuları bu şekilde bitireceğiz. Haberiniz olsun. Şimdi ben şöyle yukarı doğru çıkayım. Yukarı doğru çıkayım. İçindekiler kısmına geçiyoruz tabii ki. ikinci dereceden denklemlerle şimdi dersimize birazdan başlayacağız arkadaşlar. Umarım senin için çok çok faydalı bir seri olacaktır ki ben öyle hissediyorum. Gerçekten çok büyük emek verdim PDF'lerin hepsini hazırlamak için. Yemin ediyorum hani böyle şey falan da bilmiyorum. Adobe InDesign falan kullanmak gerekiyor ama soruların şekilli soruları dahil her birini vallahi billahi Word'de elimle yazdım o matematiksel sembolleri şunları bunları her birini Word programında Microsoft Office Word programında elimle yazdım. Umarım e, bu emeğin de karşılığını sevgili gençler hem siz alırsınız hem ben alırım. Hani benim e, burada karşılığını beklediğim şey şu. Sizin başarınız başka hiçbir şey değil. Yeter ki başarılı olun. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Yani böyle etraftan işte üniversiteden arkadaşlar veya işte ilkokul arkadaşlarımla falan hala görüşüyorum ve çevremden işte annem, babam, kayınpeder, kayınvalide işte arkadaşlar, dost, çevre, herkes diyor ki hocam diyor gerçekten çok büyük dua alıyorsundur. Vallahi öyle. Benim burada artım bu bana faydası dokunan şey bu. Siz de bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın sevgili gençler. İlk video olması sebebiyle de yorumlarınızı eksik etmeyin. Alırım bir hayırlı olsun mesajınızı sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz. Başlayalım videomuza. İkinci dereceden denklemler diyoruz sevgili gençler. Burada boşluk doldurmacalar falan da var. Onları da benle beraber doldurabilirsem sevinirim. Şimdi kalemimizi aldık ve başlıyoruz videomuza. Diyor ki a, b ve c bir reel sayı ve a sıfırdan farklı olmak üzere a x kare artı b x artı c eşittir sıfır ifadesine. Şimdi Burada bir eşitlik olduğu için ben buna zaten denklem diyeceğim. Çünkü eşitlik var. Tamam mı? Şimdi A, B, C reel sayıda da B ile C'nin sıfır olup olmaması çok önemli değilken A niye sıfırdan farklı? A sıfırdan farklı olmalı. A sıfır olursa eğer sıfır çarpı x kareden aha buradaki x kareyi yemiş tüketmiş oluruz. Geriye sadece elimizde aha da bu kalır sap gibi ve biz bunu istemiyoruz. Niye? O zaman ikinci dereceden olmaz ifademiz. İfadenin ikinci dereceden olabilmesi için a'nın sıfırdan farklı olması gerekiyor. Ve biz bu ifadeyi ne diyoruz sevgili gençler? İkinci dereceden, ikinci dereceden denklem diyoruz. Sen de benle beraber yaz. Burada a, b, c sayılarına ise denklemin neleri diyoruz? Denklemin hangi a, b, c'ler hocam? İşte şuradakiler a, b ve c'den bahsediyoruz. Denklemin kat sayıları diyoruz. Denklemin kat sayıları diyoruz sevgili gençler bunlara. Denklemi sağlayan x gerçek sayılarına da tabii ki o denklemin denklemin kökleri diyoruz. Şimdi tabii sen e, bu denklemi çözdün, bitirdin, köklerini de buldun. Bu köklerin derli toplu durması lazım değil mi? O kökleri bir kümenin içerisine küçükten büyüğe doğru sırasıyla yazarsan tamam maksimum zaten iki tane kökü çıkacak ikinci dereceden denklem olduğu için sırasıyla yazarsan işte bu kümenin ismine de biz çözüm kümesi diyoruz. Bunu da mutlaka kenara, kıyıya, köşeye iliştir. Biz bu kümeye kökleri barındıran kümeye çözüm kümesi diyoruz. İlk örneğimizde başlayalım. İkinci dereceden denklem olma şartlarıyla alakalı olan örnekler. Diyor ki a eksi 2 çarpı x üzeri 4 artı a b artı 1 çarpı x küp artı a çarpı x üzeri p eksi 3 ve px artı 3 eşit 0 ifadesi ikinci dereceden ve bir bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre a artı b artı p toplamını bul demiş bize. Şimdi bize a, b ve p lazım. Peki ben bunları nasıl bulacağım? Öncelikle sevgili arkadaşım ikinci dereceden olduğu için bu denklem x'in maksimum kuvveti 2 olmalı. Yani buradaki 4'ün ve buradaki 3'ün burada işi gücü yok. O halde ne yapmamız gerekiyor? Bunları yok etmem gerekiyor. Şimdi bunları nasıl yok edeceğiz? Tabii ki her zaman olduğu gibi kat sayısını sıfırlayacağız. Yani eğer burası 0 olursa 0 kere x üzeri 4 gider 0 olur. Şurası 0 olursa 0 çarpı x küp gider 0 olur. Böylelikle a eksi 2 eğer 0 ise a kaç olur? Tabii ki 2 ve a 2 iken bakın şurada 2 yerine yazalım. 2 eksi b artı 1 de 0 olmalıydı. O halde B eşittir kaç gelecektir? 3. Yani ben A'yı 2, B'yi de 3 buldum artık. Pekala. Bakın A2 ise burada yerine de yazabilirsiniz. 2 çarpı x üzeri P eksi 3'ümüz kaldı artık. Niye? Çünkü şunların hepsi de gitti. Bunların hepsi 0 artık. Peki. ikinci dereceden denklemde ama bu sefer de x kareli bir terimim yok. Bak burada sabit sayı var. X üzeri 1 var ama x kare yok. O zaman x kare olmaya aday. Elimizde sadece ne kaldı? İşte burası. Peki x kare olacaksa o zaman bu x'in kuvveti olan p-3 dediğimiz sayının da tabii ki 2 olması lazım. O halde p kaçmış? p de 3'müş. Şimdi ben a'yı, b'yi, p'yi buldum ya gerisi beni ilgilendirmiyor. Zaten bunların toplamı sorulmuştu. Toplayacağız. 2 artı 3 artı p burada 8 ol pardon 5 olmalı dedik ama 3 yazmışız. Kusura bakmayın hemen düzeltelim. p eşittir 5'ti. Bunların da toplamı sevgili gençler 10 yapar ve ilk sorumuzun cevabını böylelikle bulmuş oluruz. Evet ne dedik hatırlayalım. Ee, şöyle arkadaşlarım şimdi bize ikinci dereceden denklem olma şartıyla alakalı bir soru vermişti. Ve senin de mesela bu fonksiyonlarda falan da karşına gelir. Yani sabit fonksiyon der ama sabit fonksiyonun içerisinde biliyorsun x'li terimler yoktur. Ve sen o x'li terimleri yok edebilmek için kat sayılarını sıfıra eşitlemen lazım bu muhabbeti bu tarz soruların içerisinde bol miktarda kullanırız haberin olsun. O yüzden e, şaşırma yani x üzeri 3 var o zaman yandakinin x üzeri eksi 3 olması lazım ki çarpıldığı zaman x üzeri 0 gelsin diye muhabbetlerin içerisinde kendini öyle çok fazla kaptırmayacaksın haberin olsun. Şimdi devam ediyorum dersime m artı 1 çarpı x kare eksi 3x artı 2m artı 1 eşit 0 denkleminin köklerinden bir tanesi eksi 1'se demiş. Bak şimdi şuraya yazıyorsun. Yıldızı koydun, yazmaya başladın. Diyorsun ki, denklemin kökleri mutlaka denklemi sağlayacaktır. Denklemin kökleri, denklemi sağlar yaz. Madem öyle, denklemi sağlar dedim. Madem öyle arkadaşım. Orada benim köküm ne olarak verilmiş? E, eksi 1. Bu eksi 1'i ben denklemde x gördüğüm yere yazarsam bu denklem otomatikman sağlanacaktır. O halde götürelim x gördüğümüz yerlere eksi 1 yazalım. E şurası eksi 1'in karesi hocam. Evet eksi 1'in karesi 1. Dolayısıyla m artı 1 ile de 1'i çarparsam m artı 1 gelecektir. Eksi 3 çarpı eksi 1 artı 2m artı 1 eşittir 0. Bakın denklemi sağlamak zorunda dedik. Şimdi m'yi bulacağız artık gayet basit halde bu soru. Eksi kere eksi artı yapar. Şurada 3'ümüz var. Burada 1'imiz var 4. Burada da bir tane daha 1 var 5 yaptı. M artı 2M de 3M yaptı. Bakın 3M artı 5 eşittir 0 dedim. İse 3M eşittir eksi 5'tir. Buradan M de eksi 5 bölü 3 yapacaktır. M kaçtır diye sorulmuştu. Cevabımız eksi 5 bölü 3 olacaktı. Güzel kardeşim. Evet. <laughs> Şimdi burada diyor ki. <laughs> A sıfırdan farklı. A, B, C de birer reel sayı. Ve A x kare artı B x artı C eşit sıfır denklemi için delta diye bir muhabbet var. Delta eşittir B kare eksi 4 A, Nin ismi bu denklemin nesidir arkadaşım? Diskriminantıdır. Diskriminant yazın. Bu denklemin diskriminantı diyoruz. Ve bu <laughs> diskriminanta göre de denklem bazı şekiller alabilir. Özellikle çözüm kümesi anlamında değişiklikler farklılıklar gösterebilir. Yani neye göre bir sayıyı neye göre kıyaslarsın? Pozitiftir, negatiftir veya sıfırdır, değil mi? Nötr demiyoruz o. Pozitif veya negatif değil, yani sıfırdır diyoruz. Şimdi ilk olarak eğer ki bir denklemin ikinci dereceden denklemi deltası sıfırdan büyükse biz denklemin sevgili gençler birbirinden farklı birbirinden farklı iki reel kökü vardır diyoruz. İki reel kökü vardır. Şimdi o zaman şöyle de bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> farklı bir renk kaleme geçelim. Ve buraya da diyelim ki o halde denklemin birbirinden farklı iki tane reel kökü varsa çözüm kümesi çözüm kümesi kaç elemanlı olacaktır? Tabii ki iki elemanlı olacaktır. Çözüm kümesi iki elemanlıdır diyelim. Pekala, çözüm kümemizin iki elemanlı olduğunu söyledik ve bunun içinde zaten denklemin birbirinden farklı iki tane reel köke ihtiyacı vardı. Peki bu kökler nelerdir? Delta'yı bulduktan sonra buluyoruz bunları da. X1 dediğimiz kök veya x2 de diyebilirsiniz buna. Hiç fark etmez. Eksi b artı kök delta bölü 2a. Delta dediğimiz şey b kare eksi 4ac idi. Adın soyadın gibi bileceksin. X2'miz de x1 eğer buysa eksi b eksi kök delta bölü 2A ile hesaplanır diyoruz sevgili gençler köklerimiz. Tamam. Şimdi yukarı doğru geçelim. İkinci öncülümüze bakalım. Delta sıfıra eşitse yani sıfırdan büyükse birbirinden farklı iki tane reel kök var dedik. Peki ya sıfırsa? Arkadaşlarım sıfırsa da denklemin denklemin çakışık iki reel kökü vardır. Çakışık iki reel kök. Şimdi bakın çakışık iki reel kök var da unutmayın hala iki kök var. Ama çakışıklar, çakışıktan kastımız ne? Birbirine eşit olan iki tane reel kökten bahsediyorum ben. <laughs> şimdi madem öyle birbirine eşit bu kökler. Mesela sen bir kökü 5 buldun, öteki kökü de 5 buldun. E şimdi gittin çözüm kümesi oluşturacaksın. Çözüm kümesi eşittir dedin ne yapacağım? 5 ve 5 mi yazacaksın? Bunu yazamazsın işte. Çözüm kümesi sadece bir tane 5'ten oluşur. Hatırla bir kümenin içerisinde birbirinin aynısı olan 100 tane elemanı yazamıyorsun. Maksimum bir tane yazabilirsin aynı elemandan. Madem öyle bizim çözüm kümemiz her halükarda kaç elemanlı çıkacak? Bir elemanlı çıkacak. Hatta buna da S çözüm kümesi diyelim eşittir birdir diye, bir diyebiliriz artık. Peki farklı anlamları taşıyan bazı şeyler sorulabilir mi soruların içerisinde? Mesela der ki denklemin çakışık kireel kökü vardır demek zorunda değil. Veya çözüm kümesi bir elemanlıdır demek zorunda değil. Başka bir şey söyleyebilir mi? E, söyleyebilir. Der ki mesela e, ikinci dereceden ifade tam karedir de diyebilir. Tam kare olanların da biliyorsunuz deltası sıfıra eşit olmak zorunda. B kare eksi 4 ac'si. Başka bir şey söyleyebilir mi? Denklemin çakışık iki reel kökü vardır dedik. Tam karedir dedik. Çözüm kümesi bir elemandır dedik. Başka bir şey kalmadı sanıyorum. Evet. Üçüncüye bakalım. Delta eğer sıfırdan küçükse aslında en sevdiğimiz ama karmaşık sayıları öğrendikten sonra en sevmediğimiz konumuna gelecek bu. Niye? Reel sayılar için seveceğiz. Şimdi delta sıfırdan küçükse denklemin reel kökü yoktur. Ama reel kökü yoktur. Yani kök var. Merak etme. Ama reel kök yok. Hatta gene iki tane kök var. Bunda da sıkıntı yok. Bakın delta sıfırdan küçükse denklemin reel kökü yok dedik. Ama belirtiyoruz, isim belirtiyoruz. Reel kökü, gerçek kökü yok. Gerçek olmayan sayılar vardı. Onlar neydi? Kompleks sayılar. He. O zaman diyoruz ki aslına bakarsanız kökü yoktur demektense reel kökü yoktur diyelim. Çünkü iki tane iki tane karmaşık kökü vardır mutlaka. İki tane karmaşık kök var. Kompleks kök vardır da diyebilirsin. İki tane karmaşık kök var. Ama reel sayılarda çözüm isteniyorsa bunlar da bizi ilgilendirmiyor. Çözüm kümesi boştur diyeceksin. Bunun reel sayılarda Reel sayılarda çözüm kümesi daima boştur diyeceğiz. Karmaşık sayılar kısmında bunların da köklerini bulmayı öğreteceğiz. Aynı yöntemle bulunuyor zaten hiç merak etme. <laughs> şimdi örneğimize bakalım. 2x kare eksi 4x artı a eşit sıfır denkleminin birbirinden farklı iki tane gerçek kökü olduğuna göre a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri. Şimdi, anahtar cümle ne burada? Birbirinden farklı iki tane gerçek kökü olduğuna göre demiş. E şimdi ne dememiz gerekiyordu bizim? Tabii ki delta'mızın sıfır olması, pardon özür diliyorum delta'nın sıfırdan büyük olması gerekiyor ki iki tane birbirinden farklı reel kök oluşsun. Güzel. Delta dediğimiz şey formülünde yazalım, hatırlayalım. B kare eksi 4 ac idi. Burada a'mız 2, b'miz eksi 4 ve c'miz de a'dır. O halde arkadaşlarım delta eşittir. B'miz eksi 4'tü karesini aldık 16 eksi 4 çarpı a'mız 2 çarpı c'miz de neydi a'ydı ve bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor dedik. Ve şu kısım eksi 8a yapar. O halde 16 eksi 8a büyüktür sıfır diyeceğim. Daha sonrasında da 8a küçüktür 16'ya ulaşırım. İse her iki tarafı 8'e bölerseniz a küçüktür 2 deriz. Şimdi a 2'den küçük olacak ve bana neyi sorulmuş? a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri. Yani maksimum değerini sormuş tam sayı değerini. Maksimum. 2'den küçük en büyük tam sayı kaçtır? Maksimum 1'dir sevgili gençler. O halde şöyle diyebiliriz. A'nın maksimum değeri 1'dir diyebiliriz. Evet geçtim bir diğer örneğime. Ax kare artı ax eksi a artı 2 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı. Bakın çözüm kümesinin bir elemanlı olduğundan bahsetmiş. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyordu? Hemen delta'yı sıfıra eşitlememiz gerekiyordu. Deltamız neydi? B kare eksi 4 ac. Tekrar tekrar yazalım. Şimdi B kare. A'sı burası. B'si burası. C'si de buranın komplesi. O halde B'si A olduğuna göre A kare dedim. Ondan sonra eksi 4 çarpı A çarpı eksi A artı 2 dedik. Eşittir 0. A kareyi yazdım. Şurası eksi 4A. İçeri bunu tek tek dağıtırsan artı 4A kare yapar. Tamam. Bir de eksi 8A'mız gelir eşittir 0 deriz. Şu kısım 5A karedir. Eksi 8A eşittir 0 derseniz bunu rahatlıkla artık A parantezine alabilirsiniz. Ki burada 5A kalır. Burada 8 kalır. Eşittir 0 dedikten sonra diyeceksiniz ki hocam ya bu çarpan 0'dır ya da bu çarpan 0'dır. O zaman diyeceğim ki burası sıfırsa zaten A sıfırdır. Eğer sarıyla taralı kısım sıfırsa 5A-8 eksi sıfırsa A buradan hoca 8 bölü 5'in A kendisidir. A'nın bize neyini sormuş? Pozitif değerini. Şimdi sıfır pozitif değil biliyorsunuz. Sıfır pozitif olmadığı için bunu sormamış. Neyi sormuş? 8 bölü 5'i sormuş. Demek ki A'nın pozitif değeri 8 bölü 5'tir diyebiliriz sevgili gençler. Cevabımız buydu. Evet şimdi bir diğer örneğimiz diyor ki a artı 1 çarpı x kare artı 6x artı a artı 9 eşit 0 denkleminin birbirine eşit iki gerçek kökü olduğuna göre birbirine eşit diyorsa tabi ki yine delta ne olacak 0 olacak anlayabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş bize. Delta 0 ise b kare eksi 4ac tabii ki nedir sıfırdır diyeceğiz sevgili gençler. Pekala. Burada B'miz 6, A'mız A artı 1 ve C'miz de A artı 9. B kare 36 yapar. Hemen şuraya yazalım. 36 eksi 4 çarpı A artı 1 çarpı A artı 9 dedim. Eşit 0 olacak dedik. Şimdi 36'dan illa bu şekilde denklem çözmek zorunda değilsiniz. Hani şöyle de yapabilirsiniz. Yok kardeşim 36'dan ne çıkarsa 0 olur. E tabii ki 36. Demek ki şu kısım 4 ile neyi çarparsam 36 olur. E 9'u demek ki a artı 1 ile a artı 9'un çarpımı 9 olacak. Yani bu şekilde kestirmeden yürüyebilirsiniz. Dağıtın içeriye. A kare artı bakın 9a ve a artı 10a yapar. Artı bir de 9'umuz var. Eşittir 9'dur dedikten sonra her iki tarafta 9 olduğunu gördün. Yapıştır. Bunlar gitsin. Burada 0 kaldı. Şu kısımda da a parantezini alın. A parantezinde a artı 10 gelir. Eşittir. Bu da 0'sa. A'nın burada alabileceği değerlerden bir tanesi 0'dır. A'nın alabileceği ikinci değerse eksi 10'dur. Ve bana bunların çarpımı sorulmuş. A'lardan bir tanesi 0'sa ben bunları sabaha kadar çarpayım. Soruş ne çıkar? Daima 0 çıkar diyebiliriz. Evet, e, valla gayet güzel oldu. Şöyle sayfamıza da uzaktan bakalım. Şöyle pdf'i yani aldığın çıktığı bu şekilde doldurduysan gayet hoşuna giden bir çalışma ortamı seviyesine erişmişsin demektir. Başarılarının devamını dilerim. E, bu şekilde yaklaşık olarak bir 123 sayfa daha gideceğiz seninle beraber. İnşallah dolu dolu e, şöyle ağırlaşan bir pdf çıktın olur spirallettirirsen daha da güzel olur tabii ki. Umarım sonunu da görürüz seninle bu ilk videomuzu sonunu da göreceğiz inşallah. Şimdi şöyle bakalım. Diyor ki x kare artı 2x artı m eksi 3 eşit 0 denkleminin gerçek kökü olmadığına göre m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Gerçek kökü yok diyor ya. Gerçek kökü yoksa sevgili gençler ne olması gerekiyordu? Tabii ki delta'nın sıfırdan küçük. Yani b kare eksi 4 ac'nin sıfırdan küçük olması gerekiyordu. Doğru mu? Peki burada arkadaşlarım a dediğimiz şey 1, b dediğimiz şey 2 ve c dediğimiz şey de m eksi 3'tür. Dolayısıyla biz diyoruz ki b kare yani 2'nin karesi 4 eksi a'mız ne sevgili arkadaşlarım? 1 dolayısıyla 4 çarpı 1 çarpı c'si de m eksi 3'tü m eksi 3 dedim e, sıfırdan küçük olması gerekiyor dedik. Pekala daha sonra. Hocam bu şurada 4 kere 1 4 yapar. Bunu da içeri dağıtalım. Yani 4 eksi 4 m bakın eksi ve eksi ne yapar artı yapar artı 12 dedim küçüktür 0. Buradan 4 m'yi karşıya sallarsanız 4 m büyüktür 16 ve m de buradan büyüktür 4 diyebiliriz artık. Peki m 4'ten büyükse bu m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Yani m'den büyük en küçük tam sayı değeri. m'nin minimum değeri. Hepiniz söylediniz. Duydum ben. Eşittir. 5'tir diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. Soruda diyor ki x kare eksi 8 x artı 5 eşit sıfır denkleminin köklerinden biri m olmak üzere m kare artı 5'in 4M'ye oranı nedir? Kaçtır diye sormuş. Şimdi e, ne demiştik biz? Denklemin kökleri denklemi sağlamak zorundadır. Burada da bizim denklemimizin bir tane kökünü verse yetiyor zaten. M'ymiş. Demek ki bu M denklemi sağlar. Bu ne demek ki de X gördüğümüz yere M yazdığımız zaman eşittir sıfırı sağlamak zorunda demiştik. O halde sevgili gençler ben burada M X gördüğüm yere M'yi yazmaya başlayayım artık. Ne diyeceğim ben? m'nin karesi eksi 8m artı 5 eşittir 0. Şimdi dikkat ettiysen eğer m'nin karesiyle 5'in toplamı lazım bana. Bak m kare artı 5 lazım. E hocam eksi 8m ne olacak? O arada kaynadı. Onu karşıya fırlatacaksın. Yani diyeceksin ki m kare artı 5 eşittir. Eksi 8 m karşıya 8m diye geçecek. m kare artı 5 neymiş? 8m'ymiş. O halde şurada bu ifadeyi yerine yazarsan 8m bölü 4m'yi elde etmiş olursun. M'ler burada birbirini götürür. 8 bölü 4'ün de 2 olması kaçınılmazdır. O halde cevabımız 2'dir diyeceğiz sevgili gençler. Bir diğer örneğimiz, bir diğer örneğimiz de diyor ki x kare eksi ax artı 3'ün karesi eksi 4 çarpı x kare eksi ax artı 3 artı 4 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi 2 elemanlı olduğuna göre A'nın en büyük negatif tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada tabii ki x kare eksi ax artı 3'ün karesini almakla uğraşmayacağız. Burada bizim dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu bazen gizlenebilir. Bu soruda hala hazırda verilmiş mesela ama bu bazen gizlene de bilir. Yani neden bahsediyorum? x kare eksi ax artı 3 ve x kare eksi ax artı 3'ten bahsediyorum. Bu düzenlenmiş hali. Bazen sana bunun açık hali verilir. Dağınık bir hali verilir ve sen bunu kendin görmek zorunda kalırsın. O sorulara da daha, daha fazla dikkat etmen gerekir. Şimdi biz burada ne yapacağız? İşimiz kolay. Diyeceğiz ki hocam şurası t olsun. Yani x kare eksi ax artı 3 t olursa burası ne olur? t kare olur. O zaman burası da eksi 4 t olur. Tabii bir de artı 4'ümüz var. t kare eksi 4 t ve artı 4 eşittir 0 dedik. Bu ifade sana çarpanları ayırma dersinden tanıdık gelmiştir. Neyin karesiydi bu? T eksi 2'nin karesiydi. Eşittir sıfırsa tabii ki burada t kaçtır? Tek bir değeri vardır. 2'dir. Şimdi t'nin 2 olması gerektiğini biz elde ettik. Ama bize t'yi sormamıştı ki. A'yı sormuştu. A'yı bulabilmek için de x'e ihtiyacımız var. Mecbur. O zaman diyeceğim ki bu x kare eksi ax artı 3. Biz buna t demiştik ya. Şöyle. T'yi de 2 bulduk. O zaman bu 2'ye eşit değil midir? E eşittir. Madem öyle x kare eksi ax bu 2'yi aldım bu tarafa gönderdim. 3 eksi 2'den artı 1 oldu. Eşittir 0. İşte bu denklemin aslında bakarsanız 2 tane çözüm kümesinde 2 elemanı varmış. O halde işte bu denklemin arkadaşlarım deltası ne olmak zorunda? 2 tane eleman olduğuna göre çözüm kümesinde deltası 0'dan büyük olmak zorunda. Yani b kare Eksi 4 a c'si sıfırdan büyük olmak zorunda. Madem öyle b'miz burada eksi a olduğu için eksi a'nın karesi a kare yapar. Eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si 1. Dolayısıyla 4 çarpı 1 çarpı 1'den sıfırdan büyük dedik. A kare büyüktür. Şurası eksi 4 karşıya atarsam 4 gelir. A kare 4'ten büyükmüş. Şimdi gel gelelim şuna. A kare 4'ten büyükse neyi biliyoruz biz? A ya 2'den büyüktür ya da a eksi 2'den daha küçüktür. Ve bize ne demişti sevgili gençler? A'nın alabileceği en büyük negatif tam sayı değeri. Negatifi sorduğu için burayla bir işimiz yok artık. Sağlayan kısım bak A2'den büyük sağlar ama negatifi sormadığı için ben onun üstünü sildim. A-2'den küçükse en büyük alabileceği tam sayı değeri nedir? A'nın maksimum negatif değeri şöyle diyelim eşittir. Eksi 3'tür deriz. Eksi 2'den küçük en büyük tam sayı eksi 3 olduğu için. Evet devam. Şimdi bu denklemin yani ikinci dereceden denklemin kökleriyle ile katsayıları arasında bazı ilişkiler var sevgili arkadaşlar. B kare eksi 4ac'den de kaynaklı. Buna bağlı olarak hani yukarıda kökleri bulmuştuk. Şöyle yukarı doğru çıkayım ben sana göstereyim. Bak şurada eksi b artı kök delta yani bölü 2a eksi b eksi kök delta bölü 2a şeklinde. Burada bazı ifadelerimiz var. x1 artı x2 ki biz buna kökler toplamı diyeceğiz. x1 çarpı x2 biz buna kökler çarpımı diyeceğiz. Ve x1 eksi x2'nin mutlak değeri kökler farkının pozitif değeri diyeceğiz. Tabii ki bunların her birinin formülü var. Yani eksi b bölü a mesela bunun kökler toplamının formülü. Çarpımının formülü c bölü a. Ve kökler farkının mutlak değeri de kök delta bölü mutlak a. Şimdi Bunların e, tabii ki formülleri bunlar fakat bu formüller nereden geliyor? Şunlardan geliyor arkadaşlarım. Hemen size böyle göstereyim. X1 ve X2 dediğimiz ifade köklerimizdi ve kökleri de bu formüllerle elde ediyorduk. Hatırlarsanız bir üst sayfada. Şimdi ben buna yine X1, ben yine buna X2 dersem. Bakın kökler toplamı, X1 ile X2'nin toplamı. Paydalar eşit zaten. Bunları toplarsanız Eksi kök delta ile artı kök delta gidecektir. Gittikten sonra eksi B, eksi B daha eksi 2B yapar. Siz eksi 2B'yi 2A'ya böldüğünüz takdirde ikiler gidip eksi B bölü A kalacaktır. Kökler toplamının formülü bundan kaynaklı budur. C bölü A yani köklerin çarpımı. E şimdi şuraya baktığınız takdirde eksi B ile Eksi b artı kök delta ile eksi b eksi kök deltayı çarpacaksınız. Yani burada bir iki kare açılımı söz konusu. Bir artılı bir eksili. O zaman ne gelir? Eksi b'nin karesi b kare. Eksi kök deltanın karesi delta. Bölü 2a. Şimdi hocam bu c bölü a olmadı. Şöyle yaparız bizde. b kare eksi deltanın formülü neydi? Hemen şöyle birazcık sağa kayalım. Deltanın formülü neydi? b kare eksi 4ac değil miydi? Tamam bölü aşağıda da ne var? 2A var. E güzel kardeşim şu eksiği içeri dağıttığın zaman B kare ile B kare gider. Eksi eksi de artı yapar. 4AC bölü 2A gelmez mi? E gelir. Madem öyle buradaki A ile buradaki A gider. Buradaki 4 ile buradaki 2 gider. Burada 2C kalır mı? Kalır. Şimdi bu bizim X1 ile X2'mizin çarpımı değil. Değil. Arkadaşım gerçekten sura bakma bir işlem hatam var. Hemen düzeltiyorum. Şöyle ki şöyle ki biz şurada 2a ile 2a'yı çarpınca 4a kare yazmayı unutmuşuz. Kusura bakma. Hemen düzeltiyorum. Ne demiştik? Burasını 4a kare yazmayı unuttuk. Burası da 4a kare olacak. Şimdi üst tarafına geldi. 4ac gelmişti. Alt tarafta 4a kare gelmişti ve şuradaki 2c'yi de silelim. Saçma sapan bir şey oldu çünkü orada. A'lar gitti. 4'ler gitti. A'lardan bir tanesi kalmıştı sadece. Ve C bölü A kaldı elimize sevgili gençler. Ki buna da biz ne diyoruz? Kökler çarpımı. Kökler farkının mutlak değeri de kökleri birbirinden çıkarın arkadaşlar. Hemen şuraya şöyle gösterelim. Hangisinden hangisini çıkaralım? Fark etmez zaten mutlak değeri var. Şundan şunu çıkaralım. Eksi B'ler gider çıktığı için. Kök delta'dan eksi kök delta'yı çıkarırsanız iki tane kök delta yapar. Bölü 2A'dan 2A'yı çıkarırsanız da zaten şey payda olduğu için bu şekillerinizde kalacaktır. 2'ler gider. Kök delta bölü A. Yalnız mutlak değerli mutlak değerli versiyonunu biz e, kullanmak zorundayız. Sebep diyeceksiniz. Sebep. Şundan kaynaklı x1'in mi x2'den yoksa x2'nin mi x1'den daha küçük veya daha büyük olduğunu bilmediğimiz gibi x1 ve x2 hangi köklerin isimleriymiş onları da bilmediğimizden yani Hatırlarsanız videoyu geri sardırıp bakınız. Şurada demiştim ki ister x2'ye ister x1'e bunu deyin hiç fark etmez demiştim. Yani hangisinin küçük hangisinin büyük olduğunu hangisinin artılı hangisinin eksili olduğunu bilmediğimiz için dolayısıyla burada herhangi bir kafa kargaşasına karışıklığına sebep olmamak adına mutlak değerli versiyonunu kullanalım ki sonuç pozitif çıksın bu dertten kurtulalım dedik. Dolayısıyla sonucun pozitif çıkması amaçlı da burada zaten köklü sayının sonucu pozitif çıkacaktır. O zaman bunun da mutlak değerini alalım ki sonuç daima pozitif çıksın diyoruz. Bu yüzden formülde bir mutlak değer var. Anlaştık mı? Pekala. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Örneğimize bakalım. x kare eksi 4 x artı 2 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere. Kökler toplamı. Yani eksi b bölü a'dan bahsetmiş bize. Bunu bul demiş. Burada bizim B'miz eksi 4. O zaman eksi, eksi 4 bölü A'sı da 1. Eksi eksi 4 ne yapar? 4 yapar. Demek ki kökler toplamı 4'müş. Kökler çarpımı C'si bu. A'sı 1. Dolayısıyla 2 bölü 1'den cevap 2 olacaktır. Bir de kökler farkının mutlak değeri lazım. Bunun için de şunu yapacağız. Önce delta lazım bize. Delta B kare eksi 4 AC'ydi. B'miz eksi 4'tü hocam. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı A çarpı C. Ve burası 8 gelecektir. Yani deltamız kaçmış arkadaşlar? 8. Şimdi de kök delta bölü mutlak değer a lazım. Kökler farkının mutlak değerini bulabilmek için. Yani kök 8 bölü a'sı 1 olduğu için a'nın da mutlak değeri yani birinin de mutlak değeri 1'dir. O halde üst taraf 2 kök 2 olduğu için kök 8 cevabımız da 2 kök 2 eşittir diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim bir diğer örneğime. <laughs> x kare eksi a x artı a eksi 2 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir denilmiş. Şimdi x1 artı 2 x1 çarpı x2 artı x2, artı x2 eşit 8 olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi şu kısımda bir kökler çarpımını görüyorsunuz x1 çarpı x2. Bir de şununla şunun toplamı da zaten x1 artı x2'den kökler toplamıdır. O halde ben bunu birazcık düzenleyeyim. x1 artı x2 artı 2 tane x1 çarpı x2 diyebiliriz. Eşittir bu da neymiş? 8. Şimdi kökler çarpımımız a eksi 2 bölü 1'den a eksi 2'dir. Dolayısıyla ben bunu 2 parantezinde a eksi 2 biçiminde yazabilirim. Başına artıyı koydum. x1 artı x2 yani kökler toplamı lazım bir de. Eksi b bölü a idi ya formülü. Şöyle diyeceğim. Burada B'miz eksi A olduğu için eksi B bölü A için şunu söyleyeceğiz. Eksi eksi A bölü 1. Yani sevgili gençler A yapacak. Kökler toplamımız da A'ymış. A artı 2 içeri dağıtın. 2A eksi 4 eşittir 8 dedim. Şu kısım 3A'nın ta kendisi. Eksi 4'ü karşıya attım. 12 dedim. İse A kaçtır? Tabii ki 4'tür. A kaçtır diye sorulmuştu. Cevabın 4 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Devam ediyorum bir diğer örneğimle. Bize pozitif bir A sayısı verilmiş. A pozitif olmak üzere demiş. X kare eksi A artı 3 çarpı X eksi 3 A eşittir 0. İşte bu denklemin köklerine X1 ve X2 olsun demiş. X1 eksi X2'nin far, sonucu 7'ymiş. Yani köklerin farkı 7'ymiş. Buna göre A kaçtır diye sorulmuş. Kökler farkının o zaman mutlak değeri de mutlak değer 7'den kaynaklı 7 değil midir? Evet. Ki bunun formülü neydi? Kök delta bölü mutlak a'ydı. Bu da eşittir 7'ymiş demek ki. Ki burada a'mız bizim şu, bu a'dan bahsetmiyorum. X karenin katsayısı olan a'dan bahsediyorum. 1 olduğundan burayı görmemize gerek yok. Demek ki kök deltamız kaçmış? 7. Kök delta 7 ise delta 49'dur bir zahmet değil mi? Neyin karekökü 7? E 49'un. O zaman benim deltayı 49'a eşitlemem gerekiyor. Şimdi burada B'miz şu kısım ki ben bunun karesini aldığım takdirde A artı 3'ün karesi gelecektir. Hocam eksi A artı 3'ün karesi değil mi? Evet ama zaten eksinin karesi artı olduğu için onu yazmadım. Eksi 4 çarpı 1 çarpı c'mizde eksi 3a eşittir. Ne olacak dedik? 49'un ta kendisi. Pekala a artı 3'ün karesini alalım. a kare artı 6a artı 9 yapar değil mi? Pekala şurası eksi 4. Eksi 4 ile eksi 3a'yı çarparsanız da artı 12a yapacaktır. Eşittir 49 dedim. Birazcık düzenleyelim. a karemiz var. Gitti kullandım. 6 a ile 12 a'yı toplarsanız 18 a yapacaktır. 49'u bu tarafa gönderirseniz eksi 40 gelecektir. 9 eksi 49'dan. Eşittir ne oldu? 0. Ne güzel. Şimdi benim elimde böyle bir denklem var ve a'yı bulacağım. Ben burayı a ve a diye açarsam. Tamam a ve a diye açtım. Ne? çarpımları eksi 40 olacak. Toplamları 18 olacak. Ne var? Ya hocam artı 20 ile eksi 2 var değil mi? O zaman a buradan ya eksi 20'dir ya da a buradan artı 2'dir. Hangisi a kaçtır diye sorulmuş. Sorunun en başını hatırlayın. a sıfırdan büyük olmak üzere demişti. O halde neyi alacağız? Eksi 20'yi değil artı 2'yi alacağız. a değerimiz de 2'ymiş diyeceğiz böylelikle. Devam ediyorum. Bir diğer örneğimle şu kısımları yazmışsınızdır diye umuyorum. Yazmamış olma ihtimalinize de karşı şöyle köşede dursun diyeceğim ama çok da görünmeyecek. Silelim en iyisi onu. Devam. x kare eksi 2 çarpı a artı 1 çarpı x artı 2 a eksi 4 eşit 0 denkleminin kökler toplamı kökler çarpımının 3 katı. Şimdi kökler toplamı x1 artı x2 idi. Bu kökler çarpımının 3 katıysa 3 çarpı x1 çarpı x2'dir diyebilirim o halde doğru mudur? Peki benim kökler toplamım eksi b bölü a'ydı formülü madem öyle burada b'miz sevgili gençler eksi 2 çarpı a artı 1 burası b a'mız zaten 1 o halde sevgili gençler eksi b bölü a'dan şunun eksilisi 2 çarpı a artı 1 yapacaktır zaten. Bölü 1 demiyorum. Tamam. Eşittir 3 çarpı c'sine burada 2a eksi 4 bölü 1. O zaman ben direkt diyeceğim ki burası da 2a eksi 4'tür. Şu an soru bitti aslına bakarsanız. 2 içeri dağıtın. 2a artı 2 eşittir. 3'ü de içeri dağıtalım. 6a eksi 12 dedim. Sonrasında eksi 12'yi bu tarafa 2a'yı bu tarafa gönderirseniz 4a eşittir. Eksi 12 bu tarafa geçerse 14 olacaktır. 4A 14 ise A eşittir 14 bölü 4'tür. Bir güzel sadeleştirin. 7 bölü 2 gelir. Eğer şıklarda da yoksa 7 bölü 2 3,5'tür. Doğru cevabınız 7 bölü 2 veya 3,5 olacaktır sevgili gençler. 4 numaralı sayfamıza geçiyoruz. Umarım iyi gidiyordur. Burada kahvemiz var. Kamerada görünce içmeyi unutmuşuz. Soğumuş ama kahve kahvedir. Şimdi bu sayfadan sonra burada 3 tane daha sorumuz ve bir tane de bilgimiz var. Bu sayfaları da seninle bir güzel ele alalım hadi bakalım. Başlayalım. x kare eksi 6x 3 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre 2 bölü x1 artı 2 bölü x2 ifadesinin eşiti nedir? Ya kardeşim şimdi bu x1 ve x2'nin toplamları, çarpımları, farkı Bunlarla alakalı sorular mı hala? Evet hala onlarla alakalı sorular. Sadece şekli şemali değişebiliyor. E bana şimdi denklemi vermiş. Hoş güzel. E köklerinin de x1 ve x2 olduğunu biliyoruz. Ama burada 2 bölü x1 ile 2 bölü x2'nin toplamı sorulmuş. Peki ben şimdi ne yapacağım? Hemen şunu yapıyoruz. Ben bunları toplayabilmem için aydaların eşit olması lazım. Burayı x2 ile burayı da x1 ile genişletelim. Üst tarafa bakacak olursanız 2 çarpı x2 artı 2 çarpı x1 gelir. Bölü dedim. Alt kısım zaten paydalar eşit olduğu için artık x1 çarpı x2'dir. Hemen üst tarafı 2 parantezin alıyorsunuz. Bir x1 bir de x2 gelir. Alt tarafta zaten x1 çarpı x2'ydi. Buraya yapacak bir şey yok. x1 çarpı x2 olarak kalacak. Şimdi şuraya bakıyorsunuz. Bu kökler toplamı x1 artı x2 Biliyoruz bunu Bu da kökler çarpımı zaten Bunları bulup bölüp bir de 2 ile çarparsanız Sonuç çıkacakmış zaten Kökler toplamı bildiğimiz eksi b bölü a Kökler çarpımı da bildiğimiz c bölü a e Kökler toplamamız burada Eksi eksi 6 bölü 1 Yani 6 O halde 2 çarpı 6 dedim Bölü Kökler çarpımımızda 3 bölü 1 O halde 3'tür diyeceğiz 2 kere 6 12 biz bunu 3'e bölersek doğru cevabın da 4 olması gerektiğini tabii ki söyleyebiliriz sevgili gençler. Bir bilgi daha. Ax x kare artı b artı c eşit sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun dedik. Şimdi kökler toplamının sıfır olduğu bilgisi varsa elimizde. Şimdi hangi iki sayının toplamı sıfır olur? Yani ya ikisi de sıfır olması lazım değil mi? Şimdi bu durumda bile geçerlidir birazdan söyleyeceğimiz şey. Ya da kökler birbirinin artılısı eksilisidir. Nasıl yani? Mesela x1 2 ise x2 eksi 2 olabilir mesela. Veya x1 pi ise x2 eksi pi'dir o halde. Veya x1 sayısı 0,5 ise x2 kökü de eksi 0,5'tir. Yani bunların genel olarak ortak paydası ne? Bu kökler birbirine simetrik birbirinin simetriğidir diyebiliriz o halde. X1 çarpı X2 de sıfırdan küçükse artık şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Diyeceğiz ki köklerin kökler diyelim birbirinin birbirinin simetriğidir. Ya da burada vardır dediğimize göre artık şöyle söyleyebiliriz. Denklemin denklemin diyelim denklemin simetrik simetrik 2 reel kökü vardır. 2 reel kökü vardır diyelim. Tamam. Böyle daha anlamı tam bir cümle oldu. Simetrik kök diyoruz. Hocam siz bir de sıfıra sıfırın toplamı da sıfır olur demiştiniz. Arkadaşlar zaten sıfırın eksilisi de sıfır olduğu için çok sıkıntı yok. Dolayısıyla sıfır içinde sağlar. Çünkü sıfırla sıfırın çarpımı sıfırdan küçük olmuyor ama e, sıfıra sıfırda sağlar diyebiliriz. Anlaştık mı? Bunu da unutmayın. Çünkü yine simetriktir. Fakat iki tane reel kök demiştik yani hani. Yine iki tane kökü var zaten. Biri sıfır, öteki de sıfır. Sadece çözüm kümesi bir elemanlı. Burada birbirinden farklı e, kökler belirtmesi amacıyla x1 çarpı x2 sıfırdan küçük olarak kabul ettik. Haberiniz olsun. 3x kare artı pardon m kare eksi 1 çarpı x artı 4m artı 1 eşit sıfır denkleminin simetrik 2 gerçel kökü Olduğuna göre m kaçtır diyorsun. Şimdi simetrik iki kök varsa otomatikman denklemin kökler toplamı sıfır olacak. Şimdi kökler toplamının bir formülü vardı. x1 artı x2 dediğim eşittir sıfır olacak. Kökler toplamının da formülü eksi b bölü a'ydı. Şimdi eksi b bölü a'nın sıfır olabilmesi için otomatikman b'nin sıfır olması lazım. Şimdi b dediğimiz şey neydi? Tabii ki buradaki x'in kat sayısına biz b diyorduk her zaman. Dolayısıyla demek ki diyeceğim ki m kare eksi 1 %100 sıfır olmalıymış. O halde m kare ne olur? 1 olur. Ve o halde neyin karesi 1'dir? Ya eksi 1'in ya da artı 1'in. Şimdi m için iki tane değer söz konusu. Birisi eksi 1, bir, öteki artı 1. m kaçtır diye sorulmuş. Fakat hani ben m'nin eksi 2 tane değer buldum. Ama kaçtır diye sorulmuş değil mi? Pekala. Kökler simetrikse kökler toplamı 0 ol, olduğu gibi bir de biri artılı biri eksili olacağı için kökler çarpımımızın negatif olması lazım. Sonuç olarak biri negatif biri pozitif. Değil mi? Simetrik olduğunda. Peki burada kökler çarpımımız c bölü a'ydı. c'miz 4m artı 1'dir. a'mız da 3'tür. O halde 4m artı 1 bölü 3'ün ne olması lazım? Sıfırdan küçük. 3 zaten pozitif olduğu için otomatikman 4m artı 1'in negatif olmasını bekliyoruz. 4 m artı 1 negatif olacaksa burada m gördüğümüz yere bir eksi 1 bir de artı 1 yazabilirsiniz hangisinden negatif geliyorsa onu kabul edeceğiz. Sen artı 1 yazarsan burada 5 gelir 4 kere 1 4 1 ekle 5 5 sıfırdan küçük mü? E hayır o halde artı 1 değilmiş m eksi 1'miş çünkü 4 kere eksi 1 eksi 4 1 eklersen eksi 3 sıfırdan küçüktür sağlar. Dolayısıyla benim m değerim kaçmış eksi 1'miş diyeceğim sevgili arkadaşım. Devam bir diğer örnekte. x kare eksi 4x eksi a eşittir 0 denkleminin kökleri nelermiş? x1 ve x2. Bize de x1'in karesiyle x2'nin karesini toplayınca 10 buluyorsun demiş. Buna göre a kaçtır diye soruluyor. Şimdi x1 var elimde, x2 var elimde. Eee, toplamlarını biliyorum. Çarpımlarını bulabilirim. Bir de bana karelerinin toplamını vermiş, 10 diye. Şimdi ben x1 ve x2, x2 elimdeyken karelerinin toplamını nasıl elde ederim? Şöyle yazabiliriz. Benim sizden rica x1 artı x2'yi bir bulalım. Bakalım, eksi b bölü a ile buluyorduk. B'miz burada eksi 4, a'mız da burada 1 olduğundan eksi eksi 4 bölü 1'den 4 yapacaktır. Şimdi kökler toplamımız 4 geldi. Sonra da ben diyorum ki gelin güzel kardeşim her iki tarafın bir güzel şöyle karesini alalım. Alırsanız birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi eşittir. Dördün karesinden 16 yapacaktır. Ne güzel. Şimdi şurada ne oluştu? x1 çarpı x2 oluştu değil mi? Pekala x1 çarpı x2 neydi? Hocam c bölü a idi. Peki burada C'miz ne? C'miz eksi A. A'mız da 1'di. O halde eksi A bölü 1'den bu da eksi A gelecektir diyebiliriz. Eksi A. Pekala yazıyorum. X 1'in karesi artı eksi A'nın 2 katı. Bunu da unutmayalım. Şöyle yazalım. Eksi A'nın 2 katı. Eksi 2 A yapacaktır. Hatta direkt şuradaki artıyı da silelim. Eksi diyelim. Eksi 2 A. Artı bir de x2'nin karesi var. Bu da neymiş? 16. Pekala. Bunun 16 olduğunu az önce 4'ün karesini alarak bulmuştuk. Peki burada x1 artı x1'in karesi artı x2'nin karesi mevcut. E bu kaçtı? E bu da 10'du. Bu 10'u da karşıya sallarsanız burada sadece eksi 2a kalacaktır. Eşittir 16 eksi 10 diyeceğiz. Eksi 2a eşittir 16'dan onu çıkarttınız. 6. O, o, halde a kaçtır? Eksi 3'tür. Bizden ne istenmişti? A kaçtır diye sorulmuştu. A'mız sevgili gençler eksi 3 olacakmış diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Dördüncü 4 numaralı sayfamızın sağ üst tarafındayız. Bir başka örnek. Diyor ki 2x kare eksi a artı 1 çarpı x artı 16 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Ve diyor ki ekstradan ben bir kökün karesini alınca ikinci kökü de elde ediyorum aslında diyor. Hmm. Bana daha iyi sormuş. Şimdi x1 çarpı x2 demek istiyorum ben. Kökler çarpımından bir şeyler elde edebiliriz sanki. Bu neydi? C bölü Aydı. E C'si 16, A'sı da 2, değil mi? O halde 16 bölü 2'den ben bunu 8 bulurum. Yalnız şöyle bir durum var. X2 gördüğüm yere de x1'in karesi yazabilirim. Böylelikle x1 çarpı, bakın x2 gördüğüm yere x2'nin, x1'in karesi yazdım eşittir 8. Şimdi size soru şu. X1 ile X1'in karesini çarparsam ne bulurum ben? X1'in e, küpünü bulurum hocam. O da eşittir 8. Peki neyin küpü 8? 2'nin tabii ki. X1 neymiş? 2. E, ben X1'i buldum artık. 2. E, 2'nin karesi ne yapar? 4. Demek ki x de kaçmış? 4'müş. Yazalım. X2 eşittir 4. Şimdi bak. X1'i X2'yi bulduk ya. Aslına bakarsan dengdenin köklerini bulduk. Peki ben buradan artık bununla bunu toplarsam kökler toplamını yani x1 artı x2'nin 2 artı 4'ten 6 olduğunu elde etmez miyim? Ederiz. Ne güzel. Kökler toplamımız neydi? Eksi b bölü a'ydı. Yani şu b iken eksi b bölü a demiştik ya. Bunun eksilisi zaten a artı 1. Bölü a'mız da zaten 2 idi. Eşittir 6 olacaksa. A artı 1 eşittir. 2 kere 6 12 yapar. O halde A buradan kaç gelir? 11'in ha kendisi gelir. Cevabımız da sevgili gençler 11 olur deriz. Bir diğer örneğimiz. Biraz da yorulduk. x kare eksi 3x eksi 1 ama dayanın az kaldı. Eşit 0 denkleminin. x1 ve x2'dir demiş kökleri. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır? Aha da sanki bu şuradaki soruya çok benziyor değil mi? Nerede o soru? Hemen size bulayım. Şuradaki soruya biraz benziyor. Şu soru. Biraz daha farklı. Sanki biraz daha zor görünümlü. Ama hallederiz merak etmeyin. Şurayı hemen az önceki soruda yaptığımız gibi x1 ile burayı da x2 ile bir genişletelim bakalım. x1 ile x1'in çarpımı x1'in karesi x2 ile x2'nin çarpımı da x2'nin karesi yapar. Bölü alt kısımda zaten x1 çarpı x2 kalacaktır. Güzel x1 çarpı x2'nin de kökler çarpımı olduğunu biliyorum. C bölü a yani eksi 1'in 1'e oranı eksi 1 olduğu için ben bunu silip yerine eksi 1 tabii ki yazabilirim. O halde artık benden şu isteniyor. Eksi 1'e böldüm ya üst tarafı. Eksi parantezinde x1'in karesi artı x2'nin karesi isteniyor derim. Şimdi bunları söyledik ve dedik ki artık istenen şeyi biliyoruz. Bizim bunu elde etmemiz lazım. Bu da neredeki soruya benziyor. Ee, bu da şuradaki soruya benziyor. Hemen göstereyim. Bak. X1 kare artı x2 kareyi verdiği soruya benziyor. Şimdi biz burada x1 kare artı x2 kareyle bir şey elde edebilmek için ne yapmıştık arkadaşlar? Şunu yapmıştık hatırlarsanız. X1 artı x2'nin biz karesini almıştık ki bu elde edilsin demiştik hatırladınız mı? Madem öyle, ben e, şimdi de şuradaki soruda x1 kare artı x2 kareyi elde edebilmek için ne yapayım? x1 artı x2'den yardım isteyim. Doğru mu? O halde şöyle diyelim biz. x1 artı x2. Kökler toplamı eksi b bölü a. Yani şunun eksilisi 3 bölü 1. Yani 3. Her iki tarafın karesini alın güzel kardeşim. x1'in karesi artı. 2 çarpı x1 çarpı x2 artı ikincinin karesi x2'nin karesi eşittir 3'ün karesi ne yapar 9 bak genelde ben de yapıyorum ara sıra şunun karesini almayı unutuyorum şuraya geçirirken. Onu sakın unutmayın. Tamam mı? Şimdi bize lazım olan yeri ben sana söyleyeyim. X1 kare artı X2 kare lazım bize. Ve X1 çarpı X2'nin de ben ne olduğunu biliyordum. Ne olmuştu? Eksi 1 olmuştu. Bak o zaman şu kısmın tamamı nedir? Eksi 2'dir. 2 İki kere eksi 1. At bu eksi 2'yi de karşıya. X1'in karesi artı X2'nin karesi eşittir. 11 gelmez mi? E gelir. Bize ne lazımdı? Bunun yani 11'in eksilisi lazımdı. O halde cevabımız ne olur? Eksi 11 olur diyebiliriz. Evet. Bir başka notumuz. Diyoruz ki kökler toplamı ve kökler çarpımı bilinen ikinci dereceden bir bilinmeyene denklem budur diyoruz. Şimdi bak kökler toplamına hemen sen de şuraya bir not iliştirebilirsin benle beraber. x1 artı x2'ye kökler toplamından kaynaklı t dersem x1 çarpı x2'ye de kökler çarpımından kaynaklı ç dersem tamam toplamı t iken çarpımı ç iken benim yazacağım denklem bunları bulduk ya toplamını ve çarpını x kare eksi tx artı ç eşittir 0 denklemini yazabilirsin zaten şununla aynı manaya gelecektir arkadaşım tamam bunu da buraya yaz amaç burada ne toplamı çarpımı bulmak ve bulduktan sonra da denklemi yazmak genelde de bize denklem yazdıracak zaten. Şimdi x1 ve x2'yi vermiş kökleri vermiş bu sefer. O halde kökler toplamı ne olur? 2 ile 3'ün toplamından 5 olur. Kökler çarpımı ne olur? 2 kere 3'ten 6. Benim formatım neydi? x kare eksi tx artı ç eşittir 0'dı. Madem öyle artık yazalım denklemimizi bizde. Diyelim ki x kare eksi 5x artı 6 eşit 0 bakın t'yi yerine ve ç'yi yerine yazdım olay budur dedim bitti anlaştık pekala bir diğer sayfamız 5 numaralı sayfamızdayız artık son 3 örneğimiz var x kare eksi 7x artı 3 eşit 0 denkleminin köklerinin x1 ve x2 olduğundan bahsetmişiz buna göre kökleri 3x1 ve 3x2 olan ikinci dereceden denklemi yaz demiş hmm. şimdi normal şartlar altında normal şartlar altında. Bizim kökler toplamımız ne olacak biliyor musun? 3x1 artı 3x2 olacak. Kökleri bu olan denklemi yaz demiş ya. Peki kökler çarpımımız ne olacak bizim? Hocam o da 3x1 ile 3x2'nin çarpımı olur o zaman. Şimdi ben bunları toplarsam eğer 3 parantezini alabilirim. x1 artı x2 gelecektir ve bu bize t'yi verecektir. Ben bunları çarparsam eğer 9 çarpı x1 çarpı x2'yi verecektir. Bu da benim kökler çarpımım olacaktır. Şimdi buradaki x1 artı x2'yi ve buradaki x1 çarpı x2'yi nereden bulacaksınız? Tabii ki bize verilen denklemden. Yazalım hemen şuraya. x1 çarpı x2 eşittir 3 bölü 1'den kaynaklı 3'tür x1 artı x2 de sevgili gençler eksi eksi 7 yani artı 7 bölü 1'den 7'dir. Yerine yazarsanız t eşittir 3 çarpı bakın x1 artı x2 7 olduğu için buraya 7 yazacaksınız ve t'niz 21 gelecek. Ç'niz ise 9 çarpı x1 çarpı x2'niz burada 3 olduğu için 3'ü yerine yazacaksınız ve bu da 27 gelecek. Artık sorunun cevabı hazır olmalı kafanızda yazıyoruz. Formatımız x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırdı. O halde diyorum ki x kare eksi 21x artı 27 eşittir sıfır diyebiliriz artık. Evet güzel oldu devam. İkinci örnek bundan sonraki bu sayfada. 2x kare eksi 4x eksi 1 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir denilmiş yine. Buna göre kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci dereceden denklemi yazalım demiş. Hmm. Şimdi kökler toplamımız bu sefer kökler eğer bu ve bu olacaksa 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 olacaktır. Kökler çarpımımız ise 1 bölü x1 ile 1 bölü x2 olacaktır. Pekala. Kökler toplamını biraz düzenlemenin vakti geldi bence. X2 ile burayı da X1 ile genişletecek olursanız üst taraf X2 artı X1 yapar. Alt taraf da X1 çarpı X2 yapacaktır. Kökler çarpımı da halihazırda hazırda 1 bölü X1 çarpı X2'dir diyebiliriz. Şimdi benim T ve Ç'ye ihtiyacım vardı. T bu. Ç de sevgili gençler 1 bölü X1 çarpı X2. Pekala x1 artı x2 yani kökler toplamı lazım bana. Eksi eksi 4 bölü 2. Yani 2. Değil mi? Kökler toplamımız 2. Eksi eksi 4'ü 2'ye bölerseniz artı 4 bölü 2'den 2 gelir. Kökler çarpımı da eksi 1 bölü 2'dir. Şimdi bunu buna bölerseniz eksi 4 gelecektir. 2'yi ters çevirip çarptığınız takdirde. Peki buna bakalım. Eşittir dedim. Yukarı taraf 1 zaten. Aşağısı da eksi 1 bölü 2'ydi. Ters çevirip çarparsanız eksi 2 gelir. Ve artık bu T, bu da Ç'dir diyebiliriz. Ta en baştaki gibi bakın bunlar. T eksi 4 ve Ç eksi 2. Şimdi formatımız neydi? X kare eksi TX artı Ç eşittir 0'dı. O halde yerine yazacağız. X kare eksi eksi 4 artı 4 yapar. 4X Ç'mizde eksi 2'di eşittir 0 dersek biz denklemimizi elde etmiş oluruz arkadaşlar. Son uyarımız artık. Eğer diyor A, B ve C rasyonel sayılar ve N de sıfırdan farklı olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir sıfır denkleminin köklerinden bir tanesi eğer M eksi kök N ise diğer kökün M artı kök N olması şarttır. Olması gerekir diyelim. Şimdi neden? Bir kere m eksi kök n'nin eşliğidir m artı kök n. ax kare artı bx artı c eşittir 0 diye bizim bir ikinci dereceden denklemimiz varsa arkadaşlar. Şimdi burada e, bildiğimiz üzere a'nın, b'nin ve c'nin ne olması gerekiyor? Rasyonel. Bize demiş bak rasyonel diye. Bunlar rasyonelse biz kökler toplamını nasıl buluyoruz? Eksi b bölü a ile buluyoruz değil mi? Yani rasyonel bir sayının rasyonel bir sayıya bölümüyle buluyoruz. Kökler çarpımını nasıl buluyoruz? c bölü a ile buluyoruz. Yani iki tane rasyonel sayının çarpımı yine bir rasyonel sayıyı verecektir diye düşünüyoruz. Peki ama m eksi kök ne dediğimiz e, kök x1 rasyonel mi? Tabii ki irrasyonel. E Şimdi bu sayı irrasyonel bir sayıysa ben bu irrasyonel olan sayıyı ne ile çarparsam kökler çarpımı ya. neyle çarparsam rasyonel gelir. Ya da ben bu sayıyı irrasyonel olan sayıyı neyle toplarsam bu sayı rasyonel gelir. Tabii ki eşleniyle. Bundan kaynaklı bir kökümüz m eksi kök neyse diğer kök m artı kök ne olmak zorundadır. Tabii ki bir kök m artı kök neyse öteki de m eksi kök ne olmak zorundadır. Yani eşleniği olmak zorundadır. Ama unutmayın toplamı da çarpımı da rasyonel gelecek biçimde ayarlamamız gerekiyor. Unutmayın bunu da. Pekala. Köklerinden birisi 2 eksi kök 5 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklemi yaz demiş. O zaman x2 ne olur? Tabii ki 2 artı kök 5 olacaktır. x1 artı x2 eşittir. Bu ikisini toplarsanız eksi kök 5 artı kök 5 gider. 2 2 daha 4 yapar ki ben buna t diyeceğim. x1 çarpı x2 de sevgili gençler bakın a eksi b ve A artı B'nin çarpımı formatında olduğu için iki kare farkı vardır. A kare eksi B kare. Dolayısıyla A'nın karesi yani 2'nin karesi eksi kök 5'in karesi diyeceğiz. Bu da 4 eksi 5'ten eksi 1 gelir. Bu da Ç'dir. Bakınız T'yi buldum. c'yi buldum. Artık az önce yukarıdaki formatları uygulayabiliriz. Neydi genel formatımız? X kare eksi TX artı idi Eşittir sıfırdı. T'yi biliyoruz artık 4. Dolayısıyla x kare eksi 4x diyeceğim. de eksi 1'di. Eksi 1 eşittir 0 diyeceğiz. Ve bu da bizim son sorumuzun çözümü olacak. Tekrar hatırlatıyorum. Hocam bu gerçekten son soru muydu? ikinci dereceden denklemlerle alakalı? Hayır. İleriki sayfalarımıza sevgili gençler testimiz var. Test değil çalışma sorularımız var. Şimdi bu çalışma sorularından sonra yeterli mi? Hayır tabii ki de. Bakın ne kadar fazla soru o kadar çok başarı. Bunu sakın unutmayın. Dolayısıyla bunun içinde benim size ekstradan e, bir katkım olacak mı? E, tabii ki olacak. Yani sonuçta e, ben sana bunu anlatmayı gözü aldıysam, ben bunu yaparım. Sana da bunu anlatırım dediysem, anlatana kadar da uğraşmam lazım. Tabii doğal olarak. Şimdi bundan kaynaklı da o çalışma sorularının son sayfasında ben senin için şu oynatma listesi bu linkte bu oynatma listesi bu linkte bu videolarda bu linkte hepsinin de bu videolarında açıklama kısımlarında ee, bu anlattığım soruların çözdüğüm soruların anlattığım konuların pdf'leri vardır şeklinde de açıklama kısmına ben yine link bıraktım o linklere tıklayıp indirebiliyorsun bulunmaz nimet benim zamanımda şöyle şeyler olacaktı yemin ediyorum ben matematik değil tıp okurdum yani tıp gene okumazdım da Birinci olurdum. Türkiye birincisi olabilirdim. Yani. Şimdi e, gençler şaka bir yana e, bunları ayrı ayrı incelemeni tavsiye ediyorum. Hepsinin de içinde muhteşem detaylar var. Hepsinde de muhteşem videolar, muhteşem sorular var. Çok güzel bir şekilde, aklı selim biçimde oturuyorsun. E, çayını kahveni al. şöyle Güzel bir hepsini incele. Kanalı bu sene görmüş olabilirsin. SML Hoca Matematik kanalında bu sene Tanımış olabilirsin beni ee, Bu sene tanıdığın için de Geçmiş senelerde yayınlanan videoları Görmemiş olabilirsin Beni geçen sene tanıyan e, Adamlar da daha bu, bu sene hala Burada görmediği videolar vardır Mutlaka ama mutlaka inceleyin Ben size buraya hani Çok video var kanalda ama En işinize yarayabilecek videolar Bak kendi videolarımdan da içinde işine, işinize yaramayacak olan videolar Vardır diyorum ha Bunu da söylüyorum size burada sevgili arkadaşlarım en işine yarayabilecek video serileri hangileri ise hepsinde linkini bıraktım. Bir tıkla oynatma listesine girebiliyorsun. Bir tıkla o PDF'i indirebiliyorsun. Aklında bulunsun. İndir, çöz, izle, yanlışını gör. Zor soru da var, orta soru da var. Bu paylaştıklarının içerisinde mesela o öyle kolay 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 soru da yok yani. Tamam? Dolayısıyla bunları e, mutlaka ama mutlaka değerlendir. Evet, böylelikle ilk videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle birazcık da e, sayfalarımızı inceleyelim arkadaşlar. Böyle güzel güzel doldurduk çünkü. Gördüğünüz üzere. Böyle bilmiyorum genelde bazı videolarda yapıyorum. Çözdükçe sayfaya şöyle uzaktan bakıyorum. E, niye diyeceksiniz? Şöyle sayfayı da ben size büyüteyim de göstereyim. Niye diyeceksiniz çünkü bu bile beni motive ediyor bilmiyorum size de oluyor mu e, paylaşın benimle bu beni motive ediyor mesela sayfanın dolu olarak görünmesi hele ki böyle zor sorular falan çözerken böyle veya soru yazarken o soruyu e, yazarken duyduğum keyif veya zor soruları çözerken duyduğum keyif işte bu olsa gerek yani. Bu aslında benim içimde aldığım keyfin kağıda yansımış hali. Umarım sizlerde de bu şekilde oluyordur. Bilmiyorum matematik çözerken keyif alan var mı ama illaki vardır. benle beraber olacağını da düşünüyorum inşallah. bugünkü konumuzu bu şekilde artık noktalamış olalım. Bir sonraki konumuz karmaşık sayılar. O videoda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.